Evet, burada soruya devam edelim. Sünnet namazı peygambere yaratıcı mı emretmiştir? Şimdi bu namaz emri Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesiyle olur. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle emretmiştir. Estağfirullah. Ekimissalâ teli zikri. Beni zikir için namaz kıl. Ve Üzkurullâhe zikran ketîrâ diye ayetler var. Bir de bizim bu nafile namazlar dediğimiz namazların Kur'an-ı Kerim'de kılınma vakitleriyle ilgili de ayetler var. Ben bunu daha önce namaz vakitleriyle anlatırken işte onu okumuştum. Yani 5 vakit namazın vakti dışında Taha 130. ayet, ama şu anda onu şey yapmayalım. Yani sadece bir özet olarak geçelim. Çünkü çok vakit alır. 5 vakit namazın dışında bu işte ikindi namazından önce ve sonra. İkindiden sonra da şey vardır. Nafile namaz vardır. Bizim buralarda kılınmaz. Ondan sonra akşam namazından sonra, yatsı namazından önce nafile namaz yoktur. Sadece Hanefiler kılarlar. Yani yatsıdan önce nafile namaz yoktur. Hanefiler onu da kılarken de derler ki bunun hakkında delil yok, öyleyse müstehaptır derler. Nasıl bir mantıksa. Yani onu da söylerler. Ha, camiye gitmişsiniz, tahiyyat-ı mescid namazı kılmışsınız başka. Yatsıdan sonra kılınan namazla ilgili ona vakitlerine varıncaya kadar, yani o sünnet namazların, teheccüd namazı, kuşluk namazı, hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Hepsi var. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yapmışsa o mutlaka Kur'an'dandır. Ama hemen anlayamazsınız. Normaldir. Çünkü Kur'an'dan çıkarılan hükümlerdir onlar. Bu tıpkı tabiattan elde ettiğimiz bu ceket gibi, bu bardak gibi, bu bilgisayar gibi şeylerdir onlar. Bunun ancak uzmanı tabiattan elde edildiğini anlar. Herkes anlamaz ki. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in hadisleri, mesela siz tabiat bütün dünyayı dolaştığınızda bir tane bilgisayar kapağı bile göremezsiniz. Düğmesi de yoktur. Bunu bir insan alacak, birleştirecek ve üretecek. Peygamber Efendimiz'in sünnetleri de öyledir. Hiçbir sünneti Kur'an-ı Kerim'de göremezsiniz. Ama hepsi Kur'an'dan alınmadır. Yani tıpkı tabiatta bir tek bardak görmediğiniz gibi, ama hep bütün bardaklar tabiattan alınmadır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti çok önemlidir. Bazıları diyor ki sünnetsiz olmaz mı? Ben de diyorum olur, niye olmasın yani. Sadece Kur'an-ı Kerim'le de olur, ama bir şartla Tarzan gibi yaşarsınız. Belinize bir tane şey bağlarsınız, deri parçası. Yani gider mağarada yatarsınız, bir de bir soğuk olur, donar gidersiniz. Şimdi bir kere kaza namazı diye bir namaz yok. Kaza namazı meselesi bir içtihat ortaya konmuştur. Bir de bir grup var, öteden beri diyor ki kaza namazı yerine sünnet yok. Sünneti kazaya niyet ederseniz ikisi de olur. Şimdi bunlarla ben birkaç kere görüştüm. Şeyden bir kitap bulmuşlar. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir kitap var. Kudüs'te mutasarrıflık yapan bir kişi yazmış. O kişi orada yazdığı şeyin kaynağını da veriyor. Şimdi kitabın ismi tam aklıma gelmedi. Belki yanlış bir şey söyleyebilirim çünkü çok eski bakmıştım. Onun kaynağını verdiği kitap da yazdığının tam tersini söylüyor. Ben bunu onlara gösterdim. O gruba gösterdim ben bunu. Ama ne yaparsan yap o. Şeyhler öyle karar vermiş o, çünkü vahiy geliyor onlara. Ne yaparsan yap değiştiremiyorsun.